Ardı ardına çekimler yapacağız yine bambaşka sohbetlerde. Sizlere ulaşsın diye sohbetimiz, enerjimiz, hissettiklerimiz, yaşamak istediklerimiz, her şey size ulaşsın diye yine bir çekim gününde bütün ekip bir aradayız. Ve bugün konuğum çok kıymetli benim için. Aslında öyle çok mesai harcamadık birbirimize. Fakat vardır öyle insanlar hayatınızda, eminim. Böyle bir görmüşsünüzdür ilk an, bir şey olmuştur kalbinizde, böyle bir ısınmıştır kalbiniz. Sonra hayat bir şekilde sizi hiçbir araya getiremez, olmaz, olduramazsınız. Bazen en sevdiklerinize zaman ayıramazsınız, yeni tanıdıklarınıza nasıl ayırasınızdır gibi dönemlerden geçeriz. Ama böyle onun o kalbime bıraktığı ısı hiç soğumadı. Onu her gördüğümde daha da böyle ısındı kalbim. Çünkü çok nur yüzlü derler ya, öyle biri. Duruşu nasıl derseniz bence çok pozitif ve çok güzel şeyler anlatmak ister bir derdi var hayatta. Ben öyle görüyorum onu. Işık ışık yani. İyi şeyler anlatmak istiyor. Söylenen her şeye güzel cevaplar vermek istiyor. Duruşunu bozmak istemiyor. O durduğu yer zaten bence çok güzel bir yer. Ve bugün onu ağırlayacağım. Belki de hayatımızın en uzun sohbetini yapacağız bambaşka sohbetler sayesinde. Ama ben biliyorum bugün ona sevgim bir kat daha artacak. Siz televizyonları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerim, onu oyunculuğuyla çok seviyor, beğeniyorsunuz eminim. Tabii ki bir cümlenin peşinden gideceğiz. Sevgili konuğumla birlikte bir bakalım isterseniz cümlemiz neymiş. William Blake diyor ki, aydınlığı içinde taşımaya bak. İşte o zaman karanlıkta bile yolunu bulabilirsin. Şimdi programa başlamadan önce böyle yaptı. Bilenler bilir. Şöyle bir enerjisini toparladı. Aslında bize güzel enerjiler vermeye hazır. Ben biliyorum hep hazır ama işte yayın olunca, program olunca insan daha bir heyecanlanıyor. O yüzden şimdi kendini dengeledi. Hala da öyle duruyor. Canım Duygu Sarışın geliyor. Hoş geldin Duygu. Hoş bulduk. Bu ne güzellik. Bakanın gözlerinden. Hayır, bakanın gördüğü yerden. Bakanın gördüğü yerden. Evet. Oh. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim ben de. Çok iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Kesinlikle çok iyi görünüyorsun. Sen de harika görünüyorsun. İyiyim, iyiyim ya. Yani şöyle 3-4 ay çok yoğun geçti. Sonra semester tatiline denk böyle bir 3 gün boşluk oldu. O 3 gün boşlukta ormana koştum tabii oğlumu alıp. Ve büyüdüğüm topraklara, Kırklareli civarı, Pınarhisar civarına. Anneannem Pınarhisar'da otururdu, Allah rahmet eylesin. Onun yanına giderdim çocukken. Çok severdim Pınarhisar'ı. Oraya çok yakın Longoz ormanlarına. Böyle doğada bir yürümek, ağaçlar. Yani böyle bir durmak, bakmak. Şu 4 aydır o yoğunlukta unuttuklarımı hatırladım. Bir senenin sonunda aslında biraz daha böyle bir toparlanma gibi bir şey oldu. 3 gün yetiyor muymuş? Hazırsan yetiyormuş galiba. Sonra hatta işte sosyal medya hesabıma da yeni hayatım için hazırım gibi böyle bir paylaşım yaptım. Çünkü şeye geldim böyle. Aa, güzel ya. İyiyiz. İyiyiz yani. Yolunda. Yolunda. Sen? Yolunda. Öyle görüyorum. Yolumdayım ben de. Güzel bir zamandayım. Heyecanlı bir zamandayım. Böyle her şeyin güzel aktığı bir zamandayım. Öyle. Ama senin tavrın hep öyle. Bu anne baba öğretisi, aile geleneği bir genetik faktör mü? Yoksa bu kendi kendine oluşturduğun bir şey mi? Ya tabii ki anne baba. Nın efekti çok büyük benim üzerimde. Biz çok bağlı bir aileyiz birbirine. Yani her gün konuşuruz. Mutlaka haberimiz vardır. Heyecanımızdan, kalp atışımızdan, derdimizden, darlığımızdan. Mutlaka biri bir mum yakar evde. Mum yakmak meselesi çok kıymetlidir benim için ya. Yani ben de evde böyle mum yakarım bir üstüne. Hani sen bunu metaforik olarak mı söyledin?
real anlamda mı söyledim bilmiyorum ama mesela ben böyle çok darlandığımda ya da çok şükretmek istediğimde. Mesela işte o 3 günlük tatilden döndüm, hemen bir tane mumumu yaktım. Teşekkür için. Evet, teşekkür. Yani sanki böyle o yandıkça... İçin ferahlar. Evet, bir ferahlama evet. Oluyor. Bundan mı bahsediyorsun? Evet, tam olarak bundan bahsediyorum. Evde mumu yakan benim. Gerçek anlamda mumu yakan benimdir. Ablam diler yakar, annem diler yakar, babam bakar yakar, içimizi ısıtır. Öyle sever yani. Ben mum yakarım. İçimdeki her şey böyle korlar, küller, karanlıklar, acabalar, kırgınlıklar, küskünlükler öylece yansın bugün de o alsın götürsün atalarıma, onları iyileştirsin, geri döndürsün bana. Değil mi? O öyle bir şey yani. Sen niye bu kadar ışık ışık bakıyorsun? Bilmem. Gözümü alamıyorum. Ah canım. Neler oluyor? İyi gidiyor değil mi her İyi şey? Gidiyor. Güzel bir film vizyona girdi. Evet, aşk mevsimi. Evet, Dilan'ı da ağırladık, Murat'ı da ağırladım burada. Çok güzel bir program yaptık harika. Birlikte. Zaten tabii ada duygusu, Kuzey Ege, bunların hepsi birleşince bambaşka bir şey olmuştur ama sendeki tezahürünü de merak ediyorum. Ya hikayenin bendeki tezahürü, tabii benim karakterim aslında bir aşk hikayesinin ortasında çok gerçek duran bir kadın Bade. İşte kendi deneyimleri ve yolculuğu onu sert çarpmış, büyümüş, ne istediğini bilen, sabırlı. Oldurmak için değil sabrı ama. Sadece kendini tanıyan bir kadın, sınırlarını bilen bir kadın. Kendi doğrularıyla yaşayan ve kendi çizgileri olan bir kadın Bade. Ve gerçekten elini uzattığı adam aslında dostlukla elini uzattığı adam. Ama o süreçte hiç beklenmeyen, aslında niyetinde olunmayan bir yolculuğa çıkılıyor. Beraber çalıştıkları iş yerinde derdini anlatan bir adama kapılıyor. Dardaşlık aslında yapan bir kız Bade. Ve o süreçte bir dakika ya, böyle bir şey de var deyip onun o çocuksu ruhuna kapılan, çünkü deneyimlememiş onu Bade, o Bade'de yok. Ali Yaman'da da sürekli büyü artık, hep çocuk mu kalacaksın Ali Yaman diye şikayet edilen şeyin çok dışında olduğu gibi kabul edilen biri var, kabul eden onu öylece. Geldiği gibi. Anladım. Dolayısıyla o konfor alanının içinde gelişiyor her şey ve kontrolsüz. Bu süreç gelişirken evet, Şirin'den haberdar, hikayeden haberdar, tüm detaylarını biliyor. Böyle bir efkar sahnesi dahilinde anlatılan harika bir hikaye var. Güzel. Ali Yaman'ın böyle kendini dile döktüğü... Ve Bade'nin aslında o duygusunu sevdiği, ne güzel seviyor bu adam ya. Böyle güzel seven adamlar vardır. Böyle bakarsın, ne güzel seviyor arkadaşımı dersin. Ya da ben yıllarca babama baktım ve dedim ki böyle seven bir adam nasıl bu kadar güzel sevebilir bir adam? Ya çok baba dedin, çatlayacağım şimdi yani. Sor. Şunu merak ediyorum. Baban siyasetçi aslında. Evet, babam biz siyasetçi profilini bu anlattığın baba dilinde bilmiyoruz. Bana bunu anlatır mısın? Anlatırım. Keyifle anlatırım. Çok aşk dolu bir hikaye var ortada. Bir lisedeyken böyle otobüs bekleyen kısa saçlı mini etekli bir kız var. Öyle masumca bekliyor. Babam da durakta ve vuruluyor. Yani çaresiz. Babam bu dediğime bozulabilir bir tık. Annem dünya güzel bir kadın. Babamda öyle bir efekt yok. Ama aşk var. Ama aşk var. Elini masaya vurursa. Tabii. Aşk var. Aşkla güzelleşen bir adam var. İşte. Yani, var böyle bir şey. Evet, var böyle bir şey.
Öyle bir sevda yolu onlarınki. Ve işte hatta bir mektubu var. O cümlesi beni çok etkiler. Şey yazmış mektubunda. Bu mektubum sana içimi dökmek için. Eğer cevabınız olumsuz olacaksa bu sizi son rahatsız edişim olacak. Ancak aksi olursa benim için çok büyük bir mutluluk ve bir dönüm noktası olacaktır. Bir dönüm noktası demek o yaşta bir erkek için çok iddialı. Kaç yaşında bunu yazar? 21 falan herhalde. Ne diyorsun? 10 yıllık bir ilişki bu. Pardon 21 değil, 17'lerde. Annem de diyor ki bizim ailede üniversite okumayana kız vermezler. Ne diyorsun? Babam üniversite okuyor. İnşaat mühendisi oluyor. O arada böyle tabii ki dönem itibariyle işte sosyal ve siyasi bir dönem. Tabii. İnançları var. Taban tabana zıt aile yapıları var falan böyle çok şekerler. Ama o zıtlık, o benzemezlik o kadar benzer bir denkleme düşürüyor ki onları. Öylece işte. Kaç yıl? 40 mı? 50 mi? Evet yani. Neredeyse. 78'de evlendiler. Tamam, ben 10 yıl 47. evveli var. 68. 57. Evet. 68. 68'den 78'e bir flört ve 10 yıl dönemi. Evet anca işte üniversite okutacak, işte adam olacak. Annem bakacak kendine ne yapacak falan diye. Ondan sonra evlilik, ablam bir sene sonra, 8 sene sonra ben böyle muhteşem bir peri masalının içinde büyüdüğüm bir hikaye. Kolay mı bu peri masalının içinde gerçekliğini değil bulmak ya? Değil. Bana hiç biraz değil. Çok güzel. Evet. Ama hep böyle çıta şey yüksek zannediyor. Yani. Evet. Yani kız hep şey zannediyor. Herkes pembe bulutlarında yaşıyor. Ne kadar güzel, ne kadar romantik. Romansın olduğu, aşkın olduğu, tutkunun olduğu ama zorla değil ya da orada çok çok sevgi var. Çok tüy gibi hafifçe, yük yok, ağırlık yok. İşte olduğu gibi yani. Sen böyle anlatınca çok güzel geliyor kulağa. Ah ne güzel. Şifa olsun herkese umarım. Böyle akış değil mi? Hiç zorlamadan, oldurmaya çalışmadan hiç, olduğu hiç gibi. Tabii canım. Hala daha mesela geçen hafta bendelerdi. Film izliyoruz beraber. İşte filmde böyle çok tatlı bir sahne var. Hepimiz erimişiz ailece. Böyle bakıyoruz falan. Aa arkadan bir ses. Müessiz seni çok seviyorum. Ama aile var ya ne yapıyorsunuz? Yani o kadar tatlılar ki maşallah. Maşallah. Nazarımız değmez. Değmez, değmez. Değmez. Nasıl hissediyorsun? Böyle bir şeyin içinde büyümeyi, tabii ki büyümek çok kıymetli ama kadın olarak sonra kendini var etmek şaka bir yana. Yani bu çok gerçeklikten uzak gibi duruyor ya. Neden geldi şehre? Yani tabii canım 21. yüzyılın şu yarısında evet, hani böyle bir gerçeklik bulunursa ne güzel. Evet. Yaşanırsa ne güzel, yaşanmaya imkan verilirse ne güzel. O karanlıkta o aydınlığı bulabilirsek, başta dediğin cümledeki gibi, o aydınlığın peşini bırakmazsak, o tünelden çıkarsak ne güzel. Çıkamazsak da güzel. Çünkü evet, o da bir yolculuk. O da seni bir sonraki aşamana hazırlayan bir yolculuk. O yüzden o da çok kıymetli. Sadece galiba almamız gereken ya da okumamız gereken o satır aralarını, satır aralarını doğru yaşamak gerekiyor. Biraz zaman gerekiyor insanın kendini ayırması için. Evet. Ben dedim uzun uzun kendi kendime düşündüm, ablamla düşündüm, annemle düşündüm. Yani tamam hani herkes de böyle yaşayamaz ki. Çünkü çok fazla şeye şahit oluyorsun. İşte eşinden, dostundan, arkadaşlarından. İşte herkes de böyle yaşasın.
duygusundayım ben de. Evet. Şimdi mesela mutsuzluklar paylaşılınca pek bir şeyiz, biriz de mutluluklar paylaşılınca da hemen bir dağılıyoruz yani. Ne var yani mutluysan git evinde mutlu ol, ne bu gözüm güzel soka soka falan duygusu geliyor insanlara mutlu bir resim gördüklerinde. Ben de diyorum ki o mutlu resimleri görüp bir olmaya başladığımızda bence sistem değişecek. Peki dönemsel bir handikap olabilir mi bu? Mutlaka yani dünya bir yere evriliyor ve değişiyor ve dönüşüyor deniyor. Sürekli okuduklarımız bunu söylüyor. Herhalde buradan imtihan oluyoruz ve burayı öğrenmeye çalışıyoruz gibi geliyor bana. Tüm güzelliklere teşekkür etmeyi hatırlamak ve onurlandırmakla sanki toparlayacakmışız gibi. Çok aşık olan bir kadına yürü be arkandayız ben aşık olmuşum gibi vallahi. Duygusuyla bir fotoğrafa bakmak, birbirine güzel böyle aşkla dokunan bir çift fotoğrafı görmemize ay ne tatlısınız diyebiliyor olmak. Aman bu ne ya gözümüze soka soka değil de hani orayı sanki halledersek hayat değişecekmiş gibi geliyor bana. Tek umudum o kaldı yani. Evet yani Einstein'ın da böyle bir lafı var. Kızına mektup yazıyor diyor ki dünyayı sevgi kurtaracak. Yani o kadar... teorinin içinde, o kadar denklemin, o kadar buluşun içinde. Çözemediği tek şey var kadınlar. Evet. Ama dünyayı sevgi kurtaracak diyor. Evet. Yani eğer ki ben umutluyum ya. Belki de ben çok pembe bakıyorum ama. Senin kadar pembe bakmıyor olabilirim ama benim de umudum var yani. Var var. Seviyorum onu. Masar Alanson'un hep sesi geçiyor şu kulağımdan. Yani benim hala umudum var. İsyan etsen de istediğim kadar çok seviyorum o şarkıyı. Şey galiba çok sevdiğim bir arkadaşım söyledi. Ne yaşarsam yaşayayım derim hiç kadınlaşmadı. Bunu ben seçtim. Evet. Derim ince, sözüm dürüst. Özüm temiz. Bu kadar işte yani. Zaten sanki şey değil mi? Derinin kalınlaşması. Ben de bu aralar bunu çok düşünüyorum. İşte böyle duvarlarım olmaya başladı. Biraz mesafelenmek gibi bir hal geldi üstüme falan. Burayı şimdi terbiye etmeye çalışıyorum. Ve diyorum ki yani bu duvarlar, bu mesafelenme o zaman herkesi bir sayıyorsun. Yani hiç kimseye şans verme ihtimalin kalmıyor. Her anlamda bu yani iş hayatında da, arkadaşlık hayatında da, aşk hayatında da hepsinde. Ya yapma yani bunu. Dediğin gibi derin kalınlaşmasın yani. Hep bir şans hayata, her yeni güne gibi. Evet evet bu bir tercih galiba. Yani sonuçta ördüğün duvarlar da senin duvarların. Evet işte. Yani sakınmak için, daha iyi anlatabilmek için belki... Ortak noktayı bulabilmek için. Belki de. İşte ya böyle gözümüze sokmasınlar diyenlerle de ortak noktayı bulabilmek için. Orada senin derdin ortak nokta bulma mı? Çok hani kalbinin kırıldığı bir dönem oldu biliyorum çünkü. Ve çok tatlı bir tavrın oldu. Aslında sevgili Duygu, editörümün de adı Duygu. Onun senin için seçtiği bu motto da biraz oradan. Aydınlığı içinde taşımaya bak. İşte o zaman karanlıkta bile yolunu bulabilirsin. Duygu'nun tamamen senin bu... Sana yapılan zorbalığın karşısındaki kadınsal duruşun ve ne olursa olsun ben onlara seven gözlerle ışık ışık bakmaya devam edeceğim halin. Bir röportajında da bunu söylüyorsun. Bu güç işte o aşk olan evden mi çıkıyor? Kuvvetle muhtemelen. Değil mi? Tabii. Çünkü bende şey yok. Ya, aksi bir şey dönüştüremez. Ancak kucaklamak birini, sarılmak birine... Şefkat, güzel duygular yani. Çok. Onun dışında dönüştürebilecek başka hiçbir güç yok. Evet. Onun dışı işte tehlikeli oralar. Öfke, sinir vesaire vesaire. Oralar gerçek. Yani o da gerçek. Her zaman da pembe bakmıyoruz. Aynen. Ben de öfkeleniyorum. Benim de... Tabii ki. Zaten öfkelenmezsek tabii, tabii. De bir problem. Yani ya, o da bir bunlar duygu. Da çok insani duygular. Tabii. Sadece oradan dönüşebilmek, ben hep sevgiyle dönüştürebildim onu. Hı. Yani 36 yıllık yaşamımda gerçekten elimdeki en büyük kozum kalbimdi. Öylece tamam ya o da gelsin, onu da kucaklayacağımdı. Evet. Beni dönüştürdü, evet.
güzel de dönüştürdüğünü düşünüyorum. Yok, ben kaybetmedim yani burada hiç. Görünüyor da zaten. Duygu da şimdi kulağıma diyor inadına güvenmek ve sevmek lazım diye. Evet yani tabii o mesela inatta da bir şey var, hırs var evet. Aslında ama o hırs da artık bizim yorgunluğumuzdan geliyor herhalde diye düşünüyorum. Tabii. Gene pozitife çevirmiş oluyoruz cümleyi. Tabii kızıl goncaları konuşmadan edemeyeceğiz herhalde diye düşünüyorum değil mi? Neden kabul ettin kızıl goncaları? Senaryoyu okudum ve dedim ki ne kadar güzel yazılmış bir iş. Bir kere çok katmanlı, çok gerçek. Yani boyutlu karakterlerin hepsi. Yani en nihayetinde biz bir iş yapıyoruz şeyden önce. Tabii yani ki. Bizim yaptığımız iş elbette ki bir yerlerden esinlenerek yapılan ama esinlenerek yapılan ve bir hayal ürünü. Zaten bunu bütün dizilerin başında aynen. Veriyoruz biz. Tabii ki. Bunlar bir yaratım ürünü aynen. Diye. Ve bir yerlerde işte üçüncü sayfa haberlerinden, orada burada gördüklerimizden demlenerek gelişen tabii ve oraya dökülen böyle bir şey de var dediğimiz bir şey. O kadar güzel geldi ki. Uzun zamandır da okuduğum en gerçekçi ve içinde olmak için tamam ben bir yerinden tutmak isterim bu işin dediğim bir iş oldu. Müthiş. O kadar mutluyum ki. Peki gazeteci oynuyorsun. Evet. Bu rol gelmeseydi neyi oynamak isterdin? Dizide mi? Evet. Virgül. Virgül. Starya'ya da söyledim bunu. Ya. Virgül'ü isterdim. Starya'ya da buradan çok sevgiler. Virgül'ü isterdim. Virgül dişli güzel bir karakter. Çok sonraları da açılacak hikayesi. Ya bütün karakterlerin hikayesi o kadar kıymetli ve güzel ki. İşte Kızıl Goncalar yani. Peki nasıl gidiyor hayat onun dışında? Dizi çekimlerinden zaman kalıyor mu? Kalıyorsa ne yapıyorsun? Neler planlıyorsun? Sessiz sedasız neler yapıyorsun? Vallahi Ceyda, bir tabloya başladım. İşte bak. Evet. Bir tuval bezi aldım. Hayatımda bugüne kadar yaptığım en büyük tabloyu yaptım. Bir kadın figürü çıktı ortaya. Sonrasında öylece çıktı. Böyle her şeyi oraya akıttım kendimi. Bir gün birazdan paylaşacağım seninle bunu. Çok merak ediyorum. Ve sosyal medyaya koydun mu? Koymadım. Tamam. Ya çünkü çok böyle off the record bir bilgi aslında yani bu. Çok heyecanlı. Ve dedim ki bak bu sensin işte. Ben bu kızla kıyamıyorum. Bu işte 7 yaşındaki, 9 yaşındaki, 15 yaşındaki, 17 yaşındaki, 20 yaşında, 21, 28, 30, 32 her şey oradaydı. Oh. Böyle koydum ve dedim ki şimdi hazır mısın beraber yürümeye benimle? Kapattım. Şaseye verdim, gönderdim. Geldi evime, öyle duruyor. Ne yapacağımı bilemiyorum şu an onunla. Bu benim için bir dönüm noktasıydı babamın tabiriyle. Bir devri bırakıp bir devir açmak. Hani milattan önce, milattan sonra gibi. O yüzden bu kadar böyle bakıyorum o yüzden. Çok güzel. O kadar böyle öyle. Oh. Öyle bir zaman yani. Bunun yanında ne yapıyorum? Anti-gravity yoga yapıyorum. Aa, güzel. Yıllardır yapıyorum aslında. Bu şey çok değil mi? Hamak gibi olan. Ben bir kere denedim sonra bıraktım ama çok gel merak ediyorum. Gel bana deneteyim sana. Gel, hoca mı oldun sen? Yok hoca öyle bir şey değil. Ama hani profesyonel olarak yapmıyorum bu işi. Ha. Ama kendi kendime, ablama, eşime, dostuma denemek isteyen biri varsa tabii ki kontrollü bir biçimde. Öyle kendi kendime yapıyorum. Pilates yapıyorum. Onu bırakmadım zaten. Ufak tefek cinayetlerden bu yana bırakmadım. O benim hayatıma soktu pilatesi aslında. Pilates yapıyorum. Flamenco yapıyorum. Ne diyorsun?
Tabii. Nerede? Bir dans okuluna mı gidiyorsun? Hicran diye bir hocam var. O kadar tatlıdır ki. Tanıştırırım eğer isterseniz. Çok isterim. Çok benim tatlıdır. Bu yılbaşındaki yapacaklarım listesinde dansa başlamak var. Ama neresinden nasıl başlayacağım konusunda en ufak bir fikrim yok. Flamenco harika bir dans. Bir kere yani kadının gücünü, oradaki isyanını, adamın ona eşlik edişini falan. Acayip böyle öyle bir dans yani. Böyle kollar şeyler. Bak şimdi her şeyinin sebebi çıkıyor ortaya görüyor musun? Çok iyi. Flamenco harika bir dans. Tavsiye ediyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Sonra başka ne yapıyorum? Bu aralar garip bir biçimde yazıyorum. Ama cümlelerim hep devrik. Benim hep, de devriktir, çok güzel. Hep edebiyat sevdasına bunlar. Neden acaba? Bilmiyorum. Benim de hep devrik. Evet, hep devrik. O herhalde o fanatiği tutmak, o şiirin içinde kaybolabilmek için belki de bilemiyorum. Ama böyle yani diyorum, kendi kendime kendimi seviyorum falan. Ah canım kendim falan gibi bir yerdeyim yani. Kendimi sevdikçe daha da mutlu oluyorum falan. Öyle. At biniyordum bir ara. Güzeldi, keyifliydi. Böyle bir an bir korku geldi. Hı. İlk defa hayatımda bir korkumun üzerine gidemedim. Tamam. Zorunda bir mı? Zamanı vardır belki de. O da öyle bir zaman falan diye bıraktım. Duygu şimdilik. Kürek dedi kulağıma. Kürek çekiyorum Haliç'te. 7 kilometre. Sabah 6:30-7'lerde. Çok ne tatlı diyorsun? Oluyor. Çok keyifli oluyor. O kadar sakin ve dingin bir spor ki. Böyle bittikten sonra dimdik çıkıyorsun ve bu dikliğin sebebi nedir falan diye böyle kendini sorguluyorsun ama sonradan tabii gevşiyor vücut ama harika hissettiriyor. Bir kere İstanbul harika bir şehir. Bütün o kaosa, o gürültüye rağmen sabah böyle su bile sessizken daha, yansımalar böyle ayna gibiyken, bütün İstanbul'u gösterirken o Haliç, yavaş yavaş ritmi bozulmaya başlıyor suyun. Sen kürek çekiyorsun, o bozuluyor. Sonra bakıyorsun ki sadece senin efektin yok, artık gün başlıyor şehirde. Çok romantik anlatıyor olabilirim ben. Zaten bak kendimi tutamıyorum artık aşk diyeceğim en sona. Yani bu kadar hazır olamazsın. Yani çok seviyorum çünkü. Şeyi öğretti babam. Bak masanın üstüne yatıyorum şu an farkında mısın? Bu tarihimde bir şöyle yatıyorum bir yani seni dinlemek için. Şeyi öğretti babam, annem. Onlara bakarak, izleyerek öğrendim. Aşkla yapmak. Evet. Yani suyu içerken bile hani sadeliğin, berraklığın bende olsun. Hafifliğin bende olsun deyip. Zaten sen de artık. O kadar. Biz 3 program çekebiliyor muyuz arka arkaya? Yani yapabiliyor muyuz? Bu kadar buraya gelirken şu an ben bunu 3 programda uzatabiliyor muyum yani? Keyifle. Ne ara geldin buraya? Bu kafaya, bu noktaya. Bilmem. Getirdiler. Ama ne için? İşte dedim ya yolculuk o acısı da güzel. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Galiba ben programı burada bitireceğim tam olarak. Çünkü böyle hep gidenin ardından güzel yaşadı, eksik yaşadı, yarım yaşadı falan. Bu cümleleri biz hep yittiklerin arkasından, gidenlerin arkasından söylemeye alıştık. Ama duranların, burada olanların, nefes alanların, devam edenlerin yanında da güzeldi. Güzeldi ya. Evet. Hep güzeldir aslında. Hep. Evet. Şimdi kafamda deli sorular tabii sevgili günlük. Yani yapmak isteyip ertelediklerime hemen başlamak, duygunun peşine düşmek, duygunun çizdiği resme bakmak ve aslında tekrar ve tekrar şunu hatırlatacağım galiba size. İyi gelen, izin verin iyi gelsin. Çevrenize bir göz gezdirin. Şimdi mesela o duvarlarımı, mesafelerimi haklı buluyorum duyguyla konuşup bu kadar iyi gelirken bana. Bazılarına mesafelenmek, duvar örmek
aslında benim iyiliğim için de iyi. Kötü bir şey değil dediğin gibi. Yeter ki derimiz kalınlaşmasın, değil mi? Tabii. Evet. Çok güzel şeyler öğrettin. Sen de mi Küçük Prens'i inceledin? Küçük Prens benim. Küçük Prens benim hayatımın kitabıdır. Benim de. En son evimin bahçesine 2 metrelik heykelini yaptırdım desen. Gerçekten mi? Harika. Gelip karşısında kahve içer misin benimle? Tabii ki içerim, keyifle. Evet. Sana defterimi uzatacağım. Ah. Tabii şu anda kalemimi açacağım. İnşallah açtım. 3 katmanlı kalem olunca yanlış yerlerini açıyorum ve fotoğrafımızı çekeceğim. İyi ki varsın. Sen iyi ki çok varsın. Çok teşekkür ederim. Kalbinden öpüyorum. Ben de seni. Yani bir sürü şeyi hatırlattığın için ve öğrettiğin için. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Yo, bu çok önemli. Çünkü biz göz önünde insanlar olarak bunu yapmalıyız. Bizim bence hayattaki tek misyonumuz bu. Şu an çok çiçekler açtı zihnimde. Oh. Ben de Ceyda Düvenci ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum izninizle. Eyvah. 2019'du. Ceyda benim kalbime baktı. Dedi ya başta hani çok mesaimiz olamadı ama kalbimi ısıttı. O sıcaklığı hala var. Zaman zaman yazıştık biz. Ancak o kadar yapabildik. Zamanlar el vermedi çünkü. Ama o da benim kalbimi o kadar güzel ısıttı ki. Hiç öyle çok derinleşmeden paylaşımımız, kendi kendimize varlığımızı arkamda olduğunu bildim. Eminim o da hissetmiştir. Çünkü ben gönderdim bütün enerjimi. Evet evet. Ben seni biliyorum ve ben de buradayım hep senin tatlı için. Tatlı kalbinden öpüyorum. Ben de seni. Bu kalp buluşmaları iyidir ya. İyidir böyle ya. Böyle tanıştığınız insanı ilk tanıdığınız anda kalbini görüp severseniz çok da mesaiye gerek kalmaz. Öyle bir şey bu. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Şifa gibi bir programdı. Duygu ışıl ışıldı. Yaptığı eserin fikri bile ne anlamlı ve ne güzel. Kendimize iyi gelmek ne kadar kıymetli. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Canım Ceyda, söylemek istediğim, paylaşmak istediğim çok şeyler oldu. Kalbin o kadar güzel ki, dileklerim, pamuklarım, bulutlarım seninle. Öpüyorum.